Şu anda havanın ne kadar soğuk olduğunu gerçekten bilmiyorum. En azından bir -10'u vardır diye düşünüyorum. Bayağı bir eko var lojmanda. Maalesef bir engelleyemediğimiz bir eko. Şöyle bakayım. Şu anda -6'ymış. -10'da yokmuş. Hayırlısı inşallah. Suyumuz yoktu. Pınardan su çektim. Suyumuz donmuş maalesef. Bu arada ben lojmanımı şu şekilde yaptım arkadaşlar. Lojmanı kullanmadığım için. Burayı ufak minimalist bir ofise çevirmeye çalıştım. Aynı zamanda sobalı bir ofis tabii ki. Arkada kitaplık var. Bunun kurulum aşamalarını falan arka planda isterseniz şöyle sessiz bir şekilde getiririm. Bu bölümde de çalışma masam var. Bu bilgisayarı burada kullanıyorum. Diğer bilgisayarı daha ağır işler için kullanıyorum. Buraya aynı zamanda bir ofis koltuğu da aldım. Bunun açılışını da gösteririm sizlere inşallah. Lojmanımızı aslında şu şekilde kullanmak istiyorum. Sabahtan akşama kadar geliyorum. Zaten burada duruyorum, burada çalışıyorum bir şekilde. Bunu daha eğlenceli, daha güzel bir şekilde olsun diye böyle bir kurulum yaptım. Eko'dan dolayı bilmiyorum ne kadar önler ama yaka mikrofonu ile değiştirdim şimdi. Kameradan değil de yaka mikrofondan alıyorum sesi. Lojmanda bir gün içerisinde neler yapıyorum? Bugün spontane gelişti. Daha doğrusu hiçbir plan yapmadım. Bugün ne yaparım, ne ederim? Gün içerisinde neler yapıyorum? Ne yapıyorsam onları aktarmaya çalışacağım. Belki sizlere bu motive edici bir şey olabilir. Ben bazı insanların böyle videolar yaptığını görünce mutlu oluyorum. Dışarıda da acayip bir kar var. Zaten -6 civarında bir soğukluk var şu an dışarıda. Belki hissedilen biraz daha fazla olabilir. Bu bölüm benim masam arkadaşlar. Masama genellikle tabletimi yanımda taşıyorum. Hemen ilk yapmam gereken iş onu yerine koymak oluyor. Ondan sonra Arapça kitaplarımı çıkarıyorum. Bu çalıştığımız sarf kitabı. Bu ben kendime ait özetlerimi çıkarttığım defter. Bu da kelimelerimi yazdığım defter. Ondan sonra bir sürü kalemim var. Onları da masamın üzerine alıp bugün biraz Arapça çalışacağım. Sabah ben vizeme girdim. Yani şimdi şöyle oluyor. Vizeme girdim derken hocam herkes finallerine giriyor. Siz nasıl vizeye girdiniz derken şu şekilde. Ben şimdi İslami ilimler okuduğum için bizde 3 tane vize oluyor. Bir tane de final oluyor. Ondan dolayı ben şu anda ikinci vizeme girdim. Dışarıda da şu bölümden karlar falan gözüküyor. Çok güzel kar var. Durun size lojmandan bu bölümünden dışarısı nasıl gözüküyor bir göstereyim arkadaşlar. Isınma olarak arkadaşlar lojmanda odun kullanıyorum. Genellikle meşe ağaçlarım falan var güzel bir şekilde. Tabii soruyorlar yorumlar kısmında hocam o tomruk öyle yanar mı? Onu bütün sobayı atıyorsunuz ama kütür kütür yanıyor arkadaşlar. Şu anda öğle namazından sonra yakmıştım. Birinci kütük bitti şu anda. Aşağı yukarı saat kaç bilmiyorum ama şöyle bakayım saate. 2:23. 4-5 tane odun bitti ve de bir tane de kütük bitti neredeyse. Birazdan bir tane daha kütük atacağım oraya. Bu şekilde arkadaşlar ben şimdi biraz Arapça çalışayım. Arapçayı da nasıl çalışıyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar İslami ilimlerde zaten Arapça hocalarımız var. Allah razı olsunlar çok kaliteli hocaları var. Ve ben şimdi namaza gidiyoruz, namaza geliyoruz. Bu süre zarfında kaçırıyorum bazen dersleri ki öğlen namazı hariç tüm dersler ders vaktine denk geliyor. Öyle olunca ikindi namazında kaçıyor, akşam namazında kaçıyor, yatsı namazında da kaçıyor. Bu arada ben ikinci öğretimim. İkinci öğretimim olduğum için aslında benim işime geliyor. Sabahtan diğer kitap okuma işlemlerimi yapıyorum. Ondan sonra farklı işlerimi yapıyorum. YouTube'la alakalı, DHPT kamplarıyla alakalı işlerimi yaptığım için benim için mükemmel oluyor ikinci öğretim olmak. Kaçırdığım dersleri de YouTube'da. Mesela Akademik Arapça mektep yayınlarını takip ediyoruz. Akademik Arapça olarak yazıyorum ben dersin ismini. Sarf diyorum. Birinci kitabım, birinci dersi yazıyorum. Otomatikman o benim karşıma çıkıyor. Ve bu şekilde bir sürü anlatan hocalar var YouTube'da Allah razı olsunlar. Onlardan faydalanıyoruz. Bugün
sizlere yapabildiğim kadar bir günde neler yaşıyorum, neler çıkıyor hayatımdan bunları paylaşmaya çalışacağım. Umarım ki keyifli olur. Benim aslında uzun zamandır yapmayı istediğimde, hani şurada az önce ilk başta çıkarttığım mont var ya, o benim YouTube'daki ilk vloglarımı çektiğim zaman giydiğim monttu. Belki siyahı da olabilir, bilmiyorum. Bundan 3-4 yıl önce çekmiştim ve vlog çekmek gerçekten benim hayatımda istediğim çok şeylerden bir tanesiydi. Bu zamana kadar neden vlog çekemedim dersek, öncelikle arkadaşlar vlog çekmek için netlemesi güzel bir kamera lazım. Ben de elhamdülillah şu anda ona sahibim. Sony 6500, lens olarak da 30 mm Sigma'nın 1.4 diyafram açıklığına sahip lensi var. Şu anda beni o çekiyor. Soranlarınız oluyor genelde. Bunları düzenleme işlemini iMac'te yapıyorum. iMac 4K görüntüyü ekranında hem gösterebiliyor 4K civarında görüntüyü, hem de bunları düzenleyebiliyorum. Bu videoyu 4K çekmemin sebebi, bu kutuların açılış videolarını falan 4K çekmiştim ondan dolayı. Yoksa şöyle bir baktım da 5-6 tane ya da belki 10 tane videom 4K'dır. Şöyle baktım da 4K pek de gerekli değilmiş. İsterseniz buyurun gelin beraber ders çalışalım biraz. Ben ders çalışayım, ondan sonra gün içerisinde neler yapıyorsam onları. Ama bundan önce güzel bir çay suyu koyalım inşallah. Çay suyumuzu koyduktan sonra da ben dersime başlayabilirim. Bir önceki videoda şu şekilde bir soru vardı. Yemeği falan nasıl yapıyorsunuz diye soranlar vardı. Şimdi arkadaşlar, tavamızı falan görüntüye geliyor mu? Dur, şurada geldi şu anda. Genellikle yemeklerimi falan getiriyorum, burada ısıtıyorum. Ondan sonra bulaşıklarımı da eve geri götürmek suretiyle bu şekilde bir yemek serüvenim oluyor. Yola gelince de kışın aşağı yukarı 30-35 dakika kadar sürüyor. 1 saate tekabül ediyordu. Şu anda kış şartları olduğu için 1 saat 10 dakika falan sürüyor aşağı yukarı. Öyle. Bakalım, ben şimdi biraz ders çalışayım inşallah. Ardından ne yapıyorsam onları göstermeye çalışacağım lojmanda. Şimdi kitap okuma saatim var. İkindiye kadar biraz kitap okuyacağım. Ardından ise inşallah devam edeceğiz programımıza. Size biraz şeyin sesini dinleteyim. Sobanın. Arkadaşlar, bu videoyu düzenlerken fark ettim ki videoyu bitirmemişim dahaca. Hem birkaç kelam edeyim dedim, hem de ondan sonra da videomuzu da yavaş yavaş bitirelim dedim. Öncelikle bu hafta DHPT tarihi ve mülakat tarihi elhamdülillah çok şükür açıklandı. Ondan yana hiçbir problemimiz yok. Ben bundan sonra bu kanalda DHPT ve mülakatla alakalı bu önümüzdeki 2 ayı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Yine böyle bu vloglar aynı zamanda gelecek. Bir de bu ürettiğim içerikleri vloglaştırarak sizlere sunayım istiyorum. Çünkü benim yapmayı gerçekten istediğim bir olaydı bu. Bu video birazcık kısa oldu. Sizin herhangi bir isteğiniz varsa video konusunda şurayı gösterir diyebilirsiniz ya da camiyle alakalı herhangi bir soru ya da öneriniz varsa aşağı kısma yazarsanız memnuniyetle karşılarım. Ben bu videoyu Perşembe ve Cuma günü çekiyorum. Cumartesi günü yayınlayacağım. Cumartesi ve Pazar günü mutlaka bunlarla alakalı içerik yapmaya çalışacağım. Mülakat ve DHPT ile alakalı. O günlerde içerikleri söylerseniz, yani şunu yapın hocam, bunu yapın falan tarzında bir şey yazarsanız mutlaka onlara uygun içerik yapmaya gayret edeceğim diye düşünüyorum. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sol taraftaki bölümden diğer videolara sağ taraftan da abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.